Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir rehber dostlarım, hepinize selamlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, bir iki hafta falan daha bu şekil seyrek video gelecek arkadaşlar. Ardından inşallah bir düzene oturacağız, merak etmeyin. Güzel planlarım var yani. Ardından hemen şunu da ekleyeyim. Steam'de veya birkaç yerde zaten Dead by Daylight addons çevirileri var. Fakat gerçekten kimsenin emeğine saygısızlık etmem ama baştan sağma olarak yapılmış bunlar. Yani bilgiler açıkça yazılmamış. Çevirileri okuyunca kafanız daha da karışıyor. Yani o addons'un ne olduğunu anlamak yerine kafanız daha da karışıyor. Tekrar altını çiziyorum, kimsenin emeğine saygısızlık etmek istemem. Fakat biraz daha özenli yapılabilirdi. Bu yüzden Mami ile birlikte sazı ele almak istedik ve sizlere güzel bir addons çeviri rehberi hazırladık. Tüm çeviriler de, fotoğraflar da, edit de Mami ile bana aittir arkadaşlar. Herhangi bir yerden alınmamıştır. Tek tek emek emek cümleleri çevirdik ve cümleleri çevirdikten sonra da birazdan göreceğiniz şekilde bütün katillere 7 sayfa fotoğraf hazırladım. Hani olur da sesli olarak dinlemek istemeyen varsa yazılı olarak da hafızasına kaydetsin diye. İşinizi kolaylaştırmak için yani. Toplamda yaklaşık olarak bir hafta sürdü. Çevirilerdir, fotoğrafların hazırlamasıdır, seslendirmesidir. Sizden tek isteğim arkadaşlar, eğer eleştirecekseniz, tabii ki eleştirecek tarafı vardır, bunu lütfen uygun dille yapın. Başka da bir isteğim yok zaten. Umarım bilgiler işinize yarar. Hepinize şimdiden keyifli seyirler. İlk katilimiz The Clown. Smelly. Reload yaparken biraz daha hızlı hareket edersiniz. Yani arkadaşlar, şişelerinizi yenilerken biraz daha hareket hızınız düşüyordu normale göre. Bunu biliyorsunuz. Çok yavaşlıyordu hatta. Oradaki hareket hızınızı biraz arttırıyor. Bu birazın altını çiziyorum. Robin. Fırlatmalar arasındaki beklemeyi biraz azaltır. Yani şişeleri fırlatma arasındaki bekleme sürenizi azaltıyor arkadaşlar. Bir şişeyi fırlattıktan sonra bir sonrakini fırlatmak için biraz daha az bekliyorsunuz normale göre. Fingerless. Reload atma süresini biraz azaltır. Yani şişesini sallayarak yeniliyor ya arkadaşlar şişelerinizi. İşte o şişe doldurma sürenizi birazcık azaltıyor. Böylece zamandan tasarruf etmiş oluyorsunuz. Eater. Attığınız zehrin efektini biraz uzatır. Attığınız şişe kırıldığı zaman bir sis gibi bir zehir çıkıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz survivorları zehirlemeye ve yavaşlatmaya yarayan. İşte bu zehrin efektini birazcık uzatıyor. Tek. Reload atma süresini orta derecede azaltır. Sticky. Ekstra bir şişeyle oyuna başlarsınız. Aynı zamanda taşıyabildiğiniz maksimum şişe 1 artar arkadaşlar. Starling. Fırlatmalar arasındaki bekleme süresini orta derecede azaltır. Silent. Zehirlediğiniz survivorlar 30 saniye boyunca exhaustion efektine yakalanır. Bu efekte yakalanan survivorlar ne gibi etkilere maruz kalıyor arkadaşlar? Hemen bunu da sizlere okuyayım. Bütün efektif perkleri bekleme süresine sokar. Bu efektif perkleri hemen size sıralayayım. Balanced Landing, Dead Art, Head On, Light, Sprint Burn ve Vigil perkleri arkadaşlar. Bu perkleri bekleme süresine sokuyor. Yani bu perkleri tekrar kullanmak için 30 saniye boyunca beklemek zorundasınız. Koştuğunuz süre boyunca bu efektin etkisi gitmez arkadaşlar. Yani 25, 24, 23 diye süre iniyor. Eğer o sıra koşarsanız 23'ten inmez. 23'te takılı kalır. Tekrar normal yürüme moduna geçtiğiniz zaman 22-21 diye tekrar devam eder efektin geçme süresi. Ve adrenalin tek kullanımlık bir perk olduğu için, yani tekrar dolmadığı için bu efekti görmezden gelir ve adrenalin çalışır arkadaşlar. Yani bu efekt adrenalin perkünüzü etkilemez. Kerosene. Zehirlenen hedefler 30 saniye boyunca blindness efektine maruz kalır. Blindness efekti, survivorların kancaları görme, yerde yatanları görme ve aura okuma addons veya perklerini devre dışı bırakır. Weejazz. Reload atarken hareket hızınız orta derecede artar. Sulfuric. Zehirlediğiniz hedefler 120 saniye boyunca önemli ölçüde mangled efektine maruz kalır. Mangled efekti, survivorların iyileşmesini %20 yavaşlatıyor arkadaşlar. Flask. Zehirlenen survivorlar orta derecede hindered cezasına maruz kalır. Hindered cezası ise arkadaşlar, karakterin hızı düşüyor. Yani bu efekte yakalanan survivorlar daha yavaş ilerlemeye başlıyor. Eater. Zehirin efekt süresini orta derecede uzatır. Bottle. Gazın yayıldığı alanı orta derecede büyütür. Yani arkadaşlar, bir şişe atıyorsunuz ve bu şişeden zehirli gaz çıkıyor ya. İşte bu gazın yayıldığı alanı orta derecede büyütüyor. Dolayısıyla zehirin alanı daha büyük bir menzile sahip olmuş oluyor. Garish. Gazın yayıldığı alanı orta derecede büyütür. Aynı zamanda gazın kaybolma süresini orta derecede uzatır. Yani gaz atıyorum 2 saniye veya 3 saniye orada bulunuyorsa arkadaşlar, bu addon sayesinde ekstradan 1 saniye veya 2 saniye daha fazla orada bulunuyor. Böylece survivorları zehirleme şansınız artıyor. Eater. Zehirin efekt süresini önemli ölçüde uzatır. Cigar. Gazın yayıldığı alanı biraz büyütür. Zehirlenmiş hedeflerin ekranının blurlanmasını biraz arttırır. Zehirlenen survivorların ekranı biraz bulanıklaşıyor arkadaşlar, biliyorsunuz ki. Bunu biraz daha arttırıyor. Böylece survivorların görüş açısını iyice zorlaştırmış oluyor. Cheap. Ekstra 2 şişeyle oyuna başlarsınız. Taşıyabildiğiniz maksimum şişe 2 artar. Tattoos. Zehirlenen survivorların aurası 6 saniye boyunca size gözükür. Yani attığınız şişeyle zehirlediğiniz survivorlar arkadaşlar 6 saniye boyunca sizlere duvarların arkasından gözükebilir hale gelecek. Redheads. Zehirlenen survivorlar exposed efektine girer. Bu efekt ile arkadaşlar zehirlenen survivorlara tek atabilirsiniz. Sıradaki katilimiz de Doktor. Moldy. Şok terapisinin alan menzilini %25 arttırır. Yani daha uzağa şok atabilirsiniz arkadaşlar.
İkinci olarak şok atma süresini biraz uzatır. Bu size bir dezavantaj. Doktorun neden zorunlu katil olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Her addonsu size yarar sağlamaz. Buna dikkat edin arkadaşlar. 1 artı verirken 1 de sizden bir şey alır. Yani şok atarken daha fazla zaman kaybedersiniz. Maple. Şok terapisinin etki ettiği alanı gösterir. Nereye şok terapisi atacağınızı görürsünüz arkadaşlar. Böylece daha etkili şok terapileri kullanmış olursunuz. Yüzdeniz artar. Order. Elektrik ağına takılan survivorların delilik seviyesi %10 daha fazla artar. Delilik seviyesi 3 olan survivorlar bu etkilere maruz kalır. Kırılmış paletlerin olduğu yerde illüzyon paletler çıkabilir. Yani arkadaşlar halüsinasyon görebilirsiniz demek oluyor bu da. Yani orada palet var gibi gözükür size. Ona güvenirsiniz fakat yoktur. İllüzyon paletler her 20 saniyede bir doktorun 32 metre yakınındaki kırık paletlerden birinde spawn olur. Yani haritaya eklenir. Doktor illüzyon paletlerin aurasını okuyabilir. Yani hangisinin illüzyon hangisinin gerçek olduğunu doktor anlayabilir arkadaşlar. Calm. Doktorun tedavi modundayken kalp atış sesi biraz artar. Yani arkadaşlar şok terapi modundaysanız kalp atış sesiniz biraz daha fazla çıkar. Yani survivorlar sizin geldiğinizi daha net anlar. Yani bu bir dezavantaj. Fakat avantaj olarak ise doktorun cezalandırıcı modundaki kalp atış sesi biraz düşer. Yani şok terapi moduna değil de survivorlara vurabilecek şekilde olan modda ilerliyorsanız kalp atış sesiniz biraz düşer arkadaşlar. Böylece survivorların geldiğinizi anlama olasılığı biraz daha aza inmiş olur. Bu sizin için bir avantaj. Scrapped. Şok terapi saldırısı koni şeklinden halka şeklinde döner. Yani daha büyük bir alanı kapsar. Polished. Şok terapisinin alan menzilini %50 arttırır. Şok atma süresini orta derecede uzatır. Bu sizin için bir dezavantaj. Interview. Şok terapi saldırısını koniden 20 metre menzilli ve 2 metre genişlikteki bir kirişe döndürür. Restrained. Survivor'ların delilik seviyesi arttığında 1 saniyeliğine auraları size gözükür. Yani 1 saniyeliğine nerede olduklarını görebilirsiniz survivor'ların. Delilik seviyesi 2 olan survivor'lar bu etkiye maruz kalır. İllüzyon doktorların süresini biraz veya da orta derece arttırır. Yani arkadaşlar illüzyon doktor görüyorsunuz biliyorsunuz ki gerçek olmayan doktorlar yani ve bunları gördüğünüzde bağırıp yerinizi doktora belli edebiliyorsunuz, katile belli edebiliyorsunuz. İşte bu illüzyon doktorların süresini biraz veya da orta derecede arttırıyor. Order. Elektrik ağına takılan survivorların delilik seviyesi %15 daha fazla artar. Delilik seviyesi 2 olan survivorlar bu etkilere maruz kalır. Kırılmış paletlerin olduğu yerde illüzyon paletler çıkabilir. İllüzyon paletler her 20 saniyede bir doktorun 64 metre yakınındaki kırık paletlerden birinde spawn olur. Doktor, illüzyon paletlerin aurasını okuyabilir. Disiplin. Şok terapisine yakalanan survivorların delilik seviyesi %15 artar. Delilik seviyesi 2 olan survivorlar bu etkiye maruz kalır. Bir kovalamaca başladığında survivorların arkalarında bir kırmızı ışık belirir ve sanki katil o an arkalarındaymış gibi yani dibindeymiş gibi 6 veya 12 saniye boyunca kalp atış sesi çalmaya başlar. Yani arkadaşlar survivorlara sürekli onların dibindeymiş gibi hissettirirsiniz ve panik yapmalarına sebebiyet vermiş olursunuz. Calm. Doktorun tedavi modundayken kalp atış sesi orta derecede artar. Doktorun cezalandırıcı modundaki kalp atış sesi orta derecede düşer. High. Şok terapi alanının menzilini 175 uzatır. Şok atma süresini önemli ölçüde uzatır. Bu sizin için bir dezavantaj. Restrained. Survivorların delilik seviyesi arttığında 2 saniyeliğine auraları size gözükür. Delilik seviyesi 2 olan survivorlar bu etkiye maruz kalır. İllüzyon doktorların süresini orta veya da önemli ölçüde arttırır. Disiplin. Şok terapisine yakalanan survivorların delilik seviyesi %20 artar. Delilik seviyesi 2 olan survivorlar bu etkiye maruz kalır. Bir kovalamaca başladığında survivorların arkalarında bir kırmızı ışık belirir ve sanki katil o an arkalarındaymış gibi bu kez 8 veya 16 saniye boyunca kalp atış sesi çalmaya başlar. Olay aynı fakat gördüğünüz gibi arkadaşlar süre veya etki artıyor. Addonslar değiştikçe zaten bunu fark etmişsinizdir. Restrained, survivorların delilik seviyesi arttığında 3 saniyeliğine auraları size gözükür. Delilik seviyesi 2 olan survivorlar bu etkiye maruz kalır. İllüzyon doktorların süresini önemli ya da müthiş ölçüde arttırır. Order, elektrik ağına takılan survivorların delilik seviyesi %25 daha fazla artar. Delilik seviyesi 2 olan survivorlar bu etkilere maruz kalır. Kırılmış paletlerin olduğu yerde illüzyon paletler çıkabilir. İllüzyon paletler her 20 saniyede bir doktor nerede olursa olsun kırık paletlerden birinde spawn olur. Bu etki 32-64 metre derken artık sınırsız olmuştur arkadaşlar. Bu addonsumuzda doktor illüzyon paletlerin aurasını okuyabilir. Obedience. Survivorların seviye 3 delilikten kurtulmaları ekstra 2 saniye daha uzun sürer. Snap out fit yapıyorsunuz arkadaşlar biliyorsunuz ki seviye 3 delilikten kurtulmak için. Bu 2 saniye daha fazla sürüyor. Aynı zamanda delilik seviyesi 3 olan survivorlar Exhaustion efektine maruz kalır. Bu
Bu efekt ise bütün efektif perkleri bekleme süresine sokar. Koştuğunuz süre boyunca bu efektin etkisi gitmez. Adrenalin tek kullanımlık bir perk olduğu için bu efekti görmezden gelir ve çalışır. Disiplin. Şok terapisine yakalanan survivorların delilik seviyesi %25 artar. Delilik seviyesi 2 olan survivorlar bu etkiye maruz kalır. Bir kovalamaca başladığında survivorların arkalarında bir kırmızı ışık belirir ve sanki katil o an arkalarındaymış gibi 10 saniye boyunca kalp atış sesi çalmaya başlar. Aynı zamanda önemli bir dipnot, delilik seviyesi 3 olan survivorlar için bu efekt her zaman etkin kalır. Calm. Doktorun tedavi modundayken kalp atış sesi önemli ölçüde artar. Fakat doktorun cezalandırıcı modundaki kalp atış sesi önemli ölçüde düşer. Iridescent. Survivorlar şok terapisine her maruz kaldıklarında bu efektlerden birine rastgele bir şekilde maruz kalır. Yani her şok terapisi attığınızda arkadaşlar, altta gördüğünüz 5 özellikten bir tanesine maruz kalacaklar ve bunlar bana göre OP özellikler. Hepsini sırayla okuyayım, sizlere anlatayım. 1. Survivorlar sabit bir yerden kalp atış sesi duyar. 2. Bir kovalamaca başladığında ikinci delilik seviyesinde olan survivorların arkasını kırmızı bir ışık gelir ve katil arkalarındaymış gibi bir kalp atış sesi gelir. Seviye 3 olan survivorlar için bu efekt sınırsızdır. 3. Delilik seviyesi 3 olan survivorlar exhaustion efektine maruz kalır. 4. Kırılmış paletlerin yerlerinde illüzyon paletler çıkabilir. 5. İllüzyon doktorların süresini müthiş ölçüde arttırır. Bir diğer katilimiz Freddy Krueger. Wow. Rüyada olan survivorların skill check çıkma şansını biraz azaltır. Atıyorum arkadaşlar, jeneratör yaparken skill check çıkmadığı zaman daha uzun sürüyor ya jeneratör yapmanız. Bu yani survivorlar için bir dezavantaj. Ne kadar etki eder fakat bilemem. Sheep. Rüyaya geçme süresini biraz azaltır. Yani survivorları daha kısa sürede rüyaya geçirirsiniz. Kids. Rüyaya geçirmenin menzilini biraz arttırır. Yani survivor size daha uzak bir mesafede olsa da rüyaya geçirebilirsiniz. Garden. Bir survivor'ı rüyaya soktuktan sonra hareket hızınız biraz artar. Prototype. Bir survivor'ı rüyaya soktuktan sonra hareket hızınız orta derecede artar. Outdoor. Rüyaya geçen survivor'ların aksiyon hızını, yani iyileşme, jeneratör yapma, pencereden volt atma ve benzeri özelliklerinin hızlarını orta derecede azaltır. Nancy's. Rüyaya geçirme menzilini orta derecede arttırır. Green. Rüyaya geçen survivor'ların skill check çıkma şansını önemli ölçüde azaltır. Rüyaya geçme süresi biraz artar. Bu sizin için bir dezavantaj. Cat. Rüyaya geçme süresini önemli ölçüde azaltır. Rüyadaki survivorların skill check çıkma şansı biraz artar. Rüyaya geçme süresini önemli ölçüde azaltır. Swing. Survivorlar ikinci kez rüyaya girdiklerinde aksiyon hızları %25 düşer. Nancy's. Rüyaya geçirme menzilini müthiş ölçüde arttırır. Yani bir survivor size uzak dahi olsa onu rüyaya çok kolay bir şekilde geçirebilirsiniz. Jump. Rüyaya geçen survivorların aksiyon hızlarını müthiş ölçüde azaltır. Blue. Rüyaya geçen survivorların skill check sorma şansını orta derecede azaltır. Dediğim gibi arkadaşlar, bu skill check sormama olayı survivorlar için bir dezavantaj. Pill. Survivorların rüyaya geçiş esnasında sizi görmesini engeller. Biliyorsunuz ki survivorları tam rüyaya geçirirken, tam geçerkenki anda sizi görüyorlar nerede olduğunuzu. Bunu engellemiş olursunuz bu addon sayesinde. Paint. Bir survivor'ı rüyaya soktuktan hemen sonra hızınız müthiş ölçüde artar. Yani ilk hiti vurmak için gerekli zamanı kazanmış olursunuz arkadaşlar. Class. Bir survivor'ı rüyaya alırken diğer rüyaya alınmamış bütün survivor'ların aurası size gözükür. O survivor rüyaya geçtiğinde auralar kaybolur. Yani arkadaşlar, X kişisini rüyaya alıyorsunuz, henüz almadınız. Rüyaya alma aşamasındasınız. Diğer kalan 3 survivor'ın nerede olduğunu görüyorsunuz. Aynı barbekü perkünde olduğu gibi. Fakat rüyaya geçme süresini müthiş ölçüde arttırır. Z-Block. Rüyaya geçme süresini müthiş ölçüde azaltır. Red Paint. Hareket hızını biraz azaltır. Kalp atış sesini müthiş ölçüde azaltır. Rüyaya geçme süresini müthiş ölçüde azaltır. Yani geldiğinizi survivorlara belli etmiyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde survivorları rüyaya geçirebiliyorsunuz. Fakat hareket hızınız düşüyor arkadaşlar. 2 artı 1 eksi. Black Box. Obsession olan kişi oyuna rüyada başlar. Ve Freddy biliyorsunuz ki rüyada olan kişilerin yerini görebiliyor. Sıradaki katilimiz The Hag. Rob. Tuzak kurma süreni biraz azaltır. Puzzled. Tetiklenmiş tuzakların durma süresini biraz arttırır. Deathfly. Hag'in tuzaklarına ışınlanabilme mesafesini biraz arttırır. Yani daha uzak mesafelerden tuzaklarına ışınlanabilir Hag. Sıradaki dostumuz Bok. Tuzakların etki ettiği menzili biraz arttırır. Yani survivorlar tuzağınıza uzak mesafeden geçse dahi etki edebilir tuzağınız. Pussy. Tuzaklara basan survivorların auraları 3 saniye boyunca size gözükür. Half. Tetiklenmiş tuzakların durma süresini orta derecede uzatır. Dragonfly. Hag'in tuzaklarına ışınlanabildiği mesafeyi orta derecede arttırır. Cypress. Tuzak kurma süresini orta derecede azaltır. Bloodied. Tuzakların etki ettiği menzili orta derecede arttırır. Willow.
Tuzağa basan survivorların auraları 5 saniye boyunca size gözükür. Swamp. Tuzak kurma süresini önemli ölçüde azaltır. Dried. Hagen, tuzaklarına ışınlanabildiği mesafeyi önemli ölçüde arttırır. Kraken. Tetiklenmiş tuzakların durma süresini önemli ölçüde uzatır. Bloodied. Tuzakların etki ettiği menzili önemli ölçüde arttırır. Scarred. Tuzaklarda çıkan klonlara çarpışma özelliği verir. Yani survivorlar klonların içinden geçemez. Hagen, tuzaklarına ışınlanma özelliğini devre dışı bırakır. Burada teleport yazmış arkadaşlar, kusura bakmayın, saçma bir cümle olmuş. Divisionist kategorisinden %300 blood points kazanırsınız. Rusty. Tetiklenen tuzaklar survivorlara tetiklendiğine dair bir işaret vermez. Yani survivorlar tuzağı tetiklediğini anlamaz. Böylece bir an ışınlanıp survivorları rahat bir şekilde yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda basılan tuzaklarda Hagen klonu çıkmaz. Grandmas. Bir survivor tuzağı tetiklediğinde Hagen kalp atış menzili sıfıra düşer. Yani Hex bir survivor'ın dibine dahi gitse kalp atış sesi gitmez arkadaşlar. Survivor Hagen kalp atış sesini duyamaz, yani geldiğini anlayamaz. Tuzaktaki klonun kalp atış menzili 16 metreye çıkar. Disfigured. Tuzakları tetikleyen survivor'lar 6 saniye boyunca sağır olur. Yani arkadaşlar bir nevi CSGO'da bomba yemiş gibi düşünebilirsiniz. Ses kasma olayı sıfıra iner yani survivor'ların. Bu da onlar için çok büyük bir dezavantaj. Waterlogged. Tuzağı tetikleyen survivor'lar Hindered efektine maruz kalır. Hindered efekte. Karakterin hızı düşer. Hagen hareket hızını biraz arttırır. Fakat Hagen tuzakları ışınlanma kabiliyetini ortadan kaldırır. Mindrag. Hag tuzaklarına haritanın her yerinden ışınlanabilir. Yani tuzaklarına ışınlanabileceği menzili sınırsız yapıyor arkadaşlar. Tuzaklara ışınlandıktan sonra bir daha başka bir tuzağa ışınlanmak istediğinizde 15 saniyelik bir bekleme süresi oluşur. Yani her yerden tuzağınıza ışınlanabiliyorsanız bir zahmet pışığı 15 saniyede bekleyin yani. Vegetable. Testerenin tekrar kullanım için bekleme süresini biraz düşürür. Spark. Testerenin çalışır hale gelme süresini biraz azaltır. Yani arkadaşlar hani testerenin böyle bir ipini çekiyor gibi çalıştırıyor ya testereyi. Daha kısa sürede çalışır testere. Böylece testerenizi bir an önce çalıştırıp serverlara tek atabilirsiniz. Chainsaw. Testerenin çıkarttığı sesi biraz azaltır. Spiked. Testereyi kullanırken yön verme kabiliyetinizi orta derecede arttırır. Testereyi tam bir doğrultuda tutmak arkadaşlar biliyorsunuz ki zor. İşte bu doğruluğu sağlamanızı, testereyi kullanmanızı daha basit bir hale getiriyor. Speed. Testere direkt yere düşürmez. Biliyorsunuz ki arkadaşlar testere tek atıyor bir survivor'a ne olursa olsun. Testereyle vurduğunuzda tek yiyor. Fakat bu addons'u taktığınızda direkt yere düşürmüyor. Bu sizin için bir dezavantaj yani. Fakat neden düşürmüyor? Testereyle her vurduğunuzda %50 daha fazla blood points kazanırsınız. Shop. Testerenin tekrar kullanım için bekleme süresini orta derecede düşürür. Primer. Testerenin çalışır hale gelme süresini orta derecede düşürür. Long. Testerenin saldırı menzilini biraz arttırır. Homemade. Testerenin sesini önemli ölçüde azaltır. Grizzly. Testereden yaralanan survivorların jeneratör yapma hızları 90 saniye boyunca orta derecede düşer. Depth. Testereyle objelere çarptığınızdaki sersemlemeyi orta derecede düşürür. Biliyorsunuz ki arkadaşlar testereyle giderken bir ağaca, bir duvara çarptığınızda karakterini sersemliyor ve zaman kaybediyor. İşte buradaki zaman kaybetme olayınızı orta derecede düşürüyor. Death. Testereyle olan hareket hızını biraz arttırır. Fakat testerenin çalışır hale gelme süresini biraz arttırır. Bu sizin için bir dezavantaj. Thompson's. Testerenin tekrar kullanım için bekleme süresini önemli ölçüde azaltır. Testerenin çalışır hale gelme süresini biraz azaltır. Rusted. Vurulan hedefler önemli ölçüde Mangled efektine maruz kalır. Mangled efekti survivor'ların iyileşme hızını %20 yavaşlatan bir efekt. Light. Testereyle objelere çarptığınızdaki sersemleme süresini önemli ölçüde azaltır. Doom. Testereyle olan hareket hızını orta derecede arttırır. Testerenin çalışır hale gelme süresini orta derecede uzatır. Carburetor. Testerenin çalışır hale gelme süresini orta derecede azaltır. Testerenin tekrar kullanım için bekleme süresini biraz azaltır. Testereyle objeleri çarptığınızdaki sersemleme süresini biraz azaltır. Testerenin sesini biraz azaltır. Aynı zamanda evde yemekleri falan da yapıyor, bulaşıkları falan da. Bu addons'a temizletebilirsiniz arkadaşlar. Her eve lazım olan bir addons. Thompson's. Testereyi kullanırken yön verme kabiliyetini müthiş ölçüde arttırır. Fakat objelere çarptığınızdaki sersemleme süresini önemli ölçüde arttırır. Yani oyun diyor ki sana, bak kardeşim bununla dümdüz sür, al bu addons'u tak dümdüz sür, rahatça sür. Fakat ona rağmen nasıl bir malsan artık çarparsan sersemleme süren de önemli ölçüde artar, bunu da çekeceksin. Background. Testereyle yaralanan survivorların jeneratör yapma hızını orta derecede düşürür. Aynı zamanda vurulan hedefler önemli ölçüde Mangled efektine maruz kalır. Mangled efekti de biliyorsunuz ki survivorların iyileşme hızı yavaşlar. Sıradaki katilimiz Huntress. Course. Vurduğunuz hedefler 30 saniye boyunca Hemorrhage efektine maruz kalır. Hemorrhage efekti daha şiddetli kanayıp katilin daha rahat takip edebileceği izler bırakırsın. Yani survivorları daha rahat bir şekilde bulabilirsiniz.
Bears, vurduğunuz hedefler 30 saniye boyunca Exhaustion efektine maruz kalır. Yani bütün efektif perkleri bekleme süresine sokar. Dead Art, Sprint Burst gibi koştuğunuz süre boyunca bu efektin etkisi gitmez. Adrenalin tek kullanımlık bir perk olduğu için bu efekti görmezden gelir ve çalışır. Bandaged, balta fırlatmaları arasındaki bekleme sürelerini biraz azaltır. Amanin. Vurulan hedefler 30 saniye boyunca Blindness efektine maruz kalır. Yani sorarların kancaları görme, yerde yatanları görme ve aura okuma addons veya da perklerini devre dışı bırakır. You see it. Vurulan hedefler 10 saniye boyunca hindered efektine maruz kalır. Yani sorarların hızı düşer. Shiny. Elinizde balta tutarken hareket hızınız biraz artar. Yani atıyorum bir palette survivor sizi döndürüyor. Baltayı elinizde tutup kaldırdığınızda hareket hızınız yavaşlıyordu. Bu survivor'ı açınıza sokmak için çok çaba sarf etmeniz gerekiyordu. İşte buradayken hızınız biraz artacak. Oak. Balta fırlatmaları arasındaki bekleme sürelerini orta derecede azaltır. Yani bir baltayı fırlattığınızda diğer baltayı fırlatmak için bir bekleme süreniz vardı. Bu süreyi orta derecede azaltıyor. Mana. Baltayı kaldırma süreni orta derecede azaltır. Yani balta atarken bir animasyona giriyorsunuz arkadaşlar, biliyorsunuz ki. Bunun süresini azaltıyor. Yani daha hızlı bir şekilde baltanızı kaldırıp atabiliyorsunuz. Leader. Ekstra bir baltayla oyuna başlarsanız taşıyabildiğiniz maksimum balta sayısı 1 artar. Fine. Vurduğunuz survivorlar 60 saniye boyunca hemorrhage efektine maruz kalır. Yani daha şiddetli kanayıp katilin daha rahat takip edebileceği izler bırakır survivorlar. Deerskin. Dolaptan balta alma süresini orta derecede azaltır. You see it. Vurduğunuz survivorlar 30 saniye boyunca hindered efektine maruz kalır. Yani survivorların hızı düşer. Venomous. Vurduğunuz survivorlar 90 saniye boyunca exhaustion efektine maruz kalır. Rusty. Vurduğunuz survivorlar 120 saniye boyunca önemli ölçüde mangled efektine maruz kalır. Yani iyileşmeleri %20 yavaşlar. Pungent. 36 metre içindeki bütün dolapların aurası size gözükür. Yani dolapların yerini görebilirsiniz arkadaşlar. Flower. Baltayı kaldırma süresini önemli ölçüde azaltır. Infantry. 2 tane ekstra baltayla başlarsınız. Taşıyabildiğiniz maksimum balta sayısı 2 artar. Glowing. Vurduğunuz survivorların aurası size 5 saniye boyunca gözükür. Begrimed. Vurduğunuz survivorlar 120 saniye boyunca mangled efektine maruz kalır. Yani iyileşmeleri %20 yavaşlar. Aynı zamanda baltayla yaraladığınız survivorların tamir etme hızları orta derecede düşer. Iridescent. Baltayla vurduğunuz bir survivor direkt olarak yere düşer. Yani baltayla tek atarsınız. Fakat taşıyabildiğiniz balta sayısından 4 adet düşer arkadaşlar. Yani 6 balta taşıyabiliyorsanız artık 2 balta taşıyabilir hale geliyorsunuz. Fakat diğer addonslarla kombinleyerek 3-4 balta taşıyıp aynı zamanda da tek atan balta haline getirebilirsiniz bunları. Bir diğer katilimiz Leatherface, Vegetable. Testerenin tekrar kullanım için bekleme süresini biraz azaltır. Spark. Testerenin çalışır hale gelme süresini biraz azaltır. Chainsaw. Testerenin çıkardığı sesi biraz azaltır. Speed. Testere direkt tek atmaz. Testereyle her vurduğunuzda %25 daha fazla blood points kazanırsınız. Shop. Testerenin tekrar kullanım için bekleme süresini orta derecede azaltır. Primer. Testerenin çalışır hale gelme süresini orta derecede azaltır. Long. Testerenin menzilini biraz arttırır. Knife. Testereyle olan hareket hızınızı biraz arttırır. Testereyi tekrar çalışma süresini biraz arttırır. Handmade. Testerenin çıkardığı sesi orta derecede azaltır. Grizzly. Testereyle yaraladığınız survivorların tamir hızı 90 saniye boyunca orta derecede düşer. Depth. Testereyle objelere çarptığınızdaki sersemleme süreniz orta derecede azalır. Chilly. Testereyi kullanırkenki kontrolünüz orta derecede iyileşir. Degrees. Testerenin tekrar kullanım için bekleme süresini önemli ölçüde azaltır. Testerenin çalışır hale gelme süresini biraz azaltır. The Beast. Testereyle olan hareket hızınızı orta derecede arttırır. Testerenin çalışır hale gelme süresini biraz arttırır. Rust. Vurduğunuz survivorlar 120 saniye boyunca önemli ölçüde mangled efektine maruz kalır. Yani iyileşmeleri %20 yavaşlar. Light. Testereyle objelere çarptığınızdaki sersemleme süreniz önemli ölçüde azalır. Carburetor. Testerenin çalışır hale gelme süresini orta derecede azaltır. Testerenin tekrar kullanım için bekleme süresini biraz azaltır. Testereyle objelere çarptığınızdaki sersemleme süresini biraz azaltır. Testerenin çıkardığı sesi biraz azaltır. Begrind. Testereyle vurduğunuz survivorların tamir hızı 120 saniye boyunca orta derecede düşer. Vurduğunuz survivorlar 120 saniye boyunca önemli ölçüde mangled efektine maruz kalır. Yani iyileşmeleri %20 yavaşlar. Award. Testereyi kullanırkenki kontrolünüzü müthiş ölçüde iyileştirir. Fakat testereyle objelere çarptığınızdaki sersemleme süresini önemli ölçüde arttırır. Neredeyse Hillbilly'nin addonslarıyla birebir arkadaşlar. O yüzden seri seri okuyarak geçtim. Umarım anlamışsınızdır. Bir diğer katilimiz Delusion. Öncelikle arkadaşlar özelliği derin yara, biliyorsunuz. Özelliğiyle vurduğu zaman serverlarda derin yara açılmış oluyor ve serverların bunları dikmesi gerekiyor. Böyle not geçiyorum ki addonslarda derin yara diye anlattığım zaman ne olduğunu anlayın. Smiley.
Derin yaralı survivorlara özelliğinizle vurduğunuzda 60 saniye boyunca blindness efektine maruz kalırlar. Yani survivorların kancaları görme, yerde yatanları görme ve aura okuma, addons veya perklerini devre dışı bırakır. Scratched. Gücünüzü doldurma sürenizi biraz azaltır. Mischief. Özellik sürenizi biraz uzatır. Yani özelliğinizi daha uzun süre kullanabilirsiniz. Friendship addons için arkadaşlar bir özellik açıklaması yapıyorum. Friends moddayken, yani özelliğinizi kullanırken belli bir mesafedeki survivorların yeri size bildirilir. Aynı generator patlıyor gibi. Friendship addonsunda ise Friends moddayken, yani özelliğinizi kullanırken survivorların yerini tespit ettiğiniz alanın menzilini biraz arttırır. Never. Friends moddayken survivorların yerini tespit ettiğiniz alanın menzilini orta derecede arttırır. Mural. Özelliğinizin kullanım süresini orta derecede uzatır. Julius. Özelliği tekrar kullanmak için beklemeniz gereken süreyi biraz azaltır. Etched. Özellik barının dolması için gerekli olan süreyi orta derecede azaltır. Defaced. Derin yaralı olan bir survivor'a özelliğiniz ile vurursanız 60 saniye boyunca mangled efektine maruz kalır. Yani iyileşmesi %20 yavaşlar. Deletion. Derin yaralı bir survivor'a özelliğiniz ile vurduğunuzda 60 saniye boyunca broken efektine maruz kalır. Yani 60 saniye boyunca iyileşemezsiniz. Suzies. Frenzy moddayken survivor'ların yerini tespit ettiğiniz alanın menzilini müthiş ölçüde arttırır. Stall. Özelliğinizin kullanım süresini önemli ölçüde uzatır. Nasty. Survivor'ların kendilerini dikmesi için harcamaları gereken zamanı biraz uzatır. Yani özelliğiniz ile vurduğunuzda survivor'ların bu derin yaradan kurtulması için gereken zaman biraz daha uzar arkadaşlar. Böylece zaman kaybeder survivor'lar. Joys. Özelliği tekrar kullanmak için beklemeniz gereken süreyi orta derecede azaltır. Stab. Survivor'ların yaralarını dikmek için sahip oldukları süreyi önemli ölçüde azaltır. Bunu Nasty adlı addons'la karıştırmayın arkadaşlar. Nasty adlı addons survivor'ların iyileşme sürelerini uzatıyor. Yani daha fazla çaba, daha fazla zaman vermeleri gerekiyor iyileşmek için. Bu ise sahip oldukları süreyi düşürüyor. Biliyorsunuz ki özelliğinizle vurduğunuzda survivor'ların kendilerini dikmesi için bir süre oluyor. İşte bu süreyi önemli ölçüde azaltıyor. Franks. Survivor'lara özelliğinizle her vurduğunuzda derin yara barının orta derecede düşmesine sebep olur. Yani özelliğinizle vurduğunuzda atıyorum %20 oranında düşüyorsa oradaki bar %30, %35 oranını tam bilemiyorum fakat orta derecede daha fazla bu barın düşmesine sebep olur. Felty. Survivor'ların kendilerini dikmesi için harcamaları gereken zamanı orta derecede uzatır. Cold. Özelliği tekrar kullanmak için beklemeniz gereken süreyi önemli ölçüde azaltır. Iridescent. Özelliğinizi kullanıyorken kalp atış sesiniz bütün haritaya etki eder. Yani survivorlar nerede olursa olsun sizin kalp atış sesinizi duyar. Aynı zamanda atladığınız her palet anında kırılır. Yani paletleri kırmak için ekstra bir zaman kaybına gerek duymazsınız. Fuming. Özelliğinizi kullanırken tamir eyleminde olan jeneratörlerin aurası size gözükür. Yani o an survivorlar tarafından yapılan bütün jeneratörleri görebilirsiniz arkadaşlar. Sıradaki katilimiz reislerin reisi Michael Myers. Ben de dahil birçok kişi tarafından seviliyor, saygı duyuluyor. Teki, stalk yaparken hareket hızınız biraz artar. Stalk yapma animasyonundayken normale göre çok daha yavaşlıyorsunuz arkadaşlar biliyorsunuz ki. İşte buradaki hızınız biraz artar. Boyfriends, birinci seviyedeyken saldırı menziliniz biraz artar. Yani daha geniş, daha uzak mesafelere hasar verebilirsiniz. Blunt, seviye 3'ün süresini biraz arttırır. Yani seviye 3'te kalma sürenizi biraz arttırır diyeyim ben buna. Fakat tabi bunun yanına bir dezavantaj eklemeleri gerekiyor. Bu da seviye 3'e geçmek için gerekli olan stalk puanını biraz daha arttırır. Seviye 3'e geçmek için gerekli olan stalk puanını biraz arttırır olarak ayarlanmış. Yani atıyorum seviye 3'e geçmek için 100 stalk puanı yapmanız gerekiyorsa arkadaşlar 120-130 stalk puanı yapmanız gerekecek. Yani seviye 3'e daha geç geçeceksiniz fakat seviye 3'te daha uzun kalacaksınız. Reflective. Seviye 2'ye geçtiğinizde en az 1 saniye boyunca stalkladığınız herkesin aurası size gözükür. Bu aura 2 saniye boyunca görünür kalır. Memorial. Bir survivor'ı stalklarken kazanacağınız puan biraz artar. Jolly. Stalklarkenki hareket hızınız orta derecede artar. Hair. Seviye 3'ün süresini orta derecede uzatır. Seviye 3'e geçmek için gerekli olan stalk puanını biraz arttırır. Glass. Güzel film bu arada. Seviye 1'de en az 1 saniye boyunca stalkladığınız bütün survivor'ların aurasını size gösterir. Aura 2 saniye boyunca görünür kalır. Dead. Seviye 2'deyken verdiğiniz kalp atış menzili orta derecede azalır. Fakat seviye 3'teyken verdiğiniz kalp atış menzili orta derecede artar. Mirror. Seviye 2'de en az 1 saniye boyunca stalkladığınız survivor'ların aurasını size gösterir. Aura 5 saniye boyunca görünür kalır. Druidets. Bir survivor'la obsessed olursunuz. Yani bir survivor'la takıntılı hale gelirsiniz. Obsession olan survivor'ı stalklarken
alacağınız stalk puanı önemli ölçüde artacaktır. Her maçta bir obsession olabilir. Jewelry. Stalklarken ki hareket hızınız önemli ölçüde artar. Edonsların ismini söylerken ağzım falan yamuluyor. Myers. Bir Survivor'ı stalklarken alacağınız stalk puanı orta derecede artar. Hair. Seviye 3'ün kullanım süresini önemli ölçüde arttırır. Seviye 3'e geçmek için gerekli olan stalk puanını biraz arttırır. Sıradaki Edonsumuz Vedat Milor. Seviye 2'deyken stalk yaptığınızda 16 metre yakınınızdaki Survivor'ların aurasını görebilirsiniz. Fakat özelliğiniz 2. seviyeden öteye gitmez. Yani tek atma moduna çıkamazsınız. Aynı zamanda hareket hızınız biraz düşer ve Survivor'a her vurduğunuzda Brutality kategorisinde Hit Score eventinden %100 Blood Point kazanırsınız. Tombstone. Seviye 3'teyken sağlıklı veya yaralı olan Survivor'ları öldürmenizi sağlar. Yani rehber videolarımdan falan denk geldiyseniz benim İbo bana yanlışlıkla more atıyordu. O anlama geliyor yani. Seviye 3'teyken Survivor'ları more atabilirsiniz. Seviye 3'teyken stalklama özelliğiniz kapanır. Yani seviye 3'teyken stalk yapamazsınız. Seviye 3'teyken bir Survivor'ı öldürmek gücünüzü önemli ölçüde düşürür. Seviye 3'e geçmek için gerekli olan stalk puanını önemli ölçüde arttırır. Scratched. Seviye 1'deyken, stalk halindeyken 32 metre yakınınızdaki Survivor'ları görebilirsiniz. Özelliğiniz seviye 1'den ileriye gitmez. Survivor'a her vurduğunuzda Brutality kategorisinden Hit Score eventinden %100 Blood Points kazanırsınız. Ekstra olarak Deviousness kategorisinden %200 Blood Points kazanırsınız. Luck. Seviye 3'ün kullanım süresini müthiş ölçüde uzatır. Seviye 3'e geçmek için gerekli olan stalk puanını orta derecede arttırır. Dreaded. Seviye 3'teyken yaralı veya sağlıklı Survivor'ları öldürmenizi sağlar. Seviye 3'teyken stalklama yeteneğinizi kaldırır. Seviye 3'e geçmek için gerekli olan stalk puanını müthiş ölçüde arttırır. Hareket hızınızı orta derecede düşürür. Fragrant. Seviye 3'ün kullanım süresi sınırsız olur. Seviye 3'e geçmek için gerekli olan stalk puanını müthiş ölçüde artar. Yani seviye 3'e çok zor, ıkına ıkına geçersiniz. Fakat seviye 3'te sınırsız kalırsınız arkadaşlar. Bir diğer katilimiz Nurse. Wooden. Işınlanmanın menzilini biraz arttırır. Yani daha uzak mesafelere ışınlanabilirsiniz. Fakat ışınlanmanın kontrolünü, yani doğruluğunu biraz bozar. White. Işınlanma hareket hızınızı biraz arttırır. Yani gideceğiniz yere daha hızlı bir şekilde gitmiş olursunuz. Thorn. Ekstra bir ışınlanma hakkı daha verir. Maksimum ışınlanmanın menzilini biraz azaltır. Ve art arda ışınlanma hızını biraz azaltır. Maksimum ışınlanmaya ulaşma hızını biraz arttırır. Nurse maksimum ışınlanmaya ulaşana kadar elinde bir şey bekletiyor gibi yani arkadaşlar. Elinde bir şey doluyor gibi oluyor. Sanki sihir yapıyor gibi yani. İşte buna ulaşma hızınızı arttırıyor. Yani süreden tasarruf etmiş oluyorsunuz. Matchbox. Art arda ışınlanma hızını biraz arttırır. Batman. Maksimum ışınlanmaya ulaşma hızını orta derecede arttırır. Pocket. Işınlanma sebebiyle oluşan sersemleme süresini orta derecede azaltır. Maksimum ışınlanmaya ulaşma hızını biraz azaltır. Dull. Işınlanma hareket hızını orta derecede arttırır. Maksimum ışınlanmaya ulaşma hızınızı biraz azaltır. Dark. Ekstra bir tane ışınlanma hakkınız olur. Maksimum ışınlanma menziliniz biraz azalır. Catatonic. Maksimum ışınlanma menzilini orta derecede arttırır. Işınlanmanın kontrolünü orta derecede bozar. Spasmodic. Maksimum ışınlanmaya ulaşma hızınızı önemli ölçüde arttırır. Işınlanma sebebiyle oluşan sersemleme süresini orta derecede uzatır. Hiwi. Art arda ışınlanma hızını orta derecede arttırır. Işınlanma sebebiyle oluşan sersemleme süresini orta derecede uzatır. Fragile. Ekstradan bir ışınlanma hakkınız olur. Ataxic. Maksimum ışınlanma menzilini önemli ölçüde arttırır. Işınlanmanın kontrolünü önemli ölçüde bozar. Anxious. Işınlanma hareket hızını önemli ölçüde arttırır. Maksimum ışınlanmaya ulaşma hızını orta derecede azaltır. Plate. Nurse'un ışınlanacağı noktayı görmesini sağlar. Last Breath. Art arda ışınlanma hızını orta derecede arttırır. Işınlanma sebebiyle oluşan sersemleme süresini biraz arttırır. Bir ışınlanma hakkınız elinizden alınır. Jenners. Işınlanma hareket hızını müthiş ölçüde arttırır. Maksimum ışınlanmaya ulaşma hızını orta derecede azaltır. Bir tane ışınlanma hakkınız elinizden alınır. Campbell's. Ekstra iki tane ışınlanma hakkı verir. Maksimum ışınlanma menzilini biraz azaltır. Batman's. Maksimum ışınlanmaya ulaşma hızınızı müthiş ölçüde arttırır. Işınlanma sebebiyle oluşan sersemleme süresini biraz arttırır. Bir tane ışınlanma hakkınız elinizden alınır. Gençler, gördüğünüz gibi Nurse'un ne kadar zor bir katil olduğunu bana göre buradan anlayabilirsiniz. Çünkü Edons'larında bir tane iyi bir şey veriyorsa size iki tane alıyor. Bazı katillerde 3-4 tane iyi verirken bunda bir tane verip iki tane alıyor, bir tane verip bir tane alıyor gibi gibi. Bu yüzden çok dikkatli kullanmanız gerekiyor bu Edons'ları. Sıradaki katilimiz The Pig. Workshop. Jigsaw'un kutusuyla, yani tuzağa çıkarmak için gittiğimiz oyuncak biliyorsunuz. Etkileşime giren Survivor'ların skill check şansı biraz artar.
Bu da şu anlama geliyor. Daha fazla skill check soracağı için olası bir hatanızda süreniz daralacağı için ölme oranınız artıyor. Shattered. Aniden saldırıda ıskaladığınızda yeniden vurma süresini biraz azaltır. Aniden saldırı dediği olaydı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki katille eğilerek bir anda survivor'lara sürpriz atak yapabiliyorsunuz. Buna aniden saldırı deniyor. The Pig'in özelliği olarak. Jaunt. Aniden saldırıyı tetiklemek için beklemen gereken süre biraz azalır. Combat. Eğilmek için gereken vakit biraz azalır. Yani daha hızlı bir şekilde eğilirsiniz. Videotape. Aniden saldırıyı tetiklemek için beklemen gereken süre biraz azalır. Aniden saldırıda ıskaladığında yeniden vurma süresini biraz azaltır. Unity. Bir survivor'ın kafasına tuzak takarsanız o survivor hemorrhage efektine yakalanır. Yani daha şiddetli kanayıp katilin daha rahat takip edebileceği izler bırakır. Razor. Jigsaw'un kutusuyla etkileşime giren survivor'ların skill check şansı orta derecede artar. Last Will. Oyuna ekstra bir ayı tuzağıyla başlarsınız. Face. Bir survivor'ın kafasına tuzak takarsanız o survivor blindness efektine yakalanır. Yani survivor'ların kancaları görme, yerde yatanları görme ve aura okuma addons veya da perklerini devre dışı bırakır. Slow. Bir survivor'ın kafasına tuzak takarsanız o survivor exhaustion efektine yakalanır. Yani bütün efektif perkleri bekleme süresine sokar. Koştuğunuz süre boyunca bu efektin etkisi gitmez. Adrenalin tek kullanımlık bir perk olduğu için bu efekti görmezden gelir ve çalışır. Rusty. Bir survivor'ın kafasına tuzak takarsanız o survivor mangled efektine yakalanır. Yani o survivor'ın iyileşme hızı %20 yavaşlar. Jigsaws. Haritaya bir tane daha jigsaw kutusu ekler. Tuzağın patlaması için gerekli olan süreyi orta derecede uzatır. Yani bu bir dezavantaj. Enderlocking. Jigsaw'un kutusunda skill check kaçırdığınızda veya yanlış yaptığınızda müthiş ölçüde bir ceza yersiniz. Yani normalde hata yaptığınızda bar %20 oranında düşüyorsa %50-%60 oranında belki de düşmüş olacak, yani gerilemiş olacak. Bag of Gears. Survivor'ların tuzağı çıkartma süresini biraz uzatır. Survivor'ların kafasına tuzak yerleştirme eyleminin süresini biraz azaltır. Tempered. Bir Survivor'a tuzak taktığınızda tuzağın patlaması için gerekli olan süreyi biraz azaltır. Jigsaws. Haritaya bir tane daha Jigsaw kutusu ekler. Crate of Gears. Tuzağı çıkartmak için gerekli olan süreyi önemli ölçüde arttırır. Yani Survivor'lar bir tuzağı çıkarmak istediğinde ekstradan çok fazla zaman kaybedecekler. Bu da onları ölüme bir adım daha yaklaştıracak. Survivor'ın kafasına ters ayı tuzağı koyma süresini orta derecede azaltır. Amanda's. Pig'in Jigsaw'ın kutularını görme yeteneğini ortadan kaldırır. Bir Survivor kafasındaki ayı tuzağını çıkarttığında size bir bildirim gelir. Yani bir Survivor ayı tuzağından kurtulursa jeneratör patlamış gibi bir bildirim geliyor size ve yerini öğrenmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda ayı tuzağını çıkaran Survivor'ların auraları 6 saniye boyunca size gözükür. Ruled. Survivor'ların tuzakları aktif olana kadar Jigsaw'ın kutularını görme özelliklerini ortadan kaldırır. Yani atıyorum bir Survivor'a tuzak taktınız fakat henüz tuzağı aktif olmadı. Tuzağın aktif olması için ne gerekti? Bir adet jeneratör bitirmeleri gerekti. Bu jeneratör bitene kadar arkadaşlar Survivor Jigsaw'un kutularının nerede olduğunu göremiyor. Amanda's. Eğilmiş durumdayken 12 metre yakınızdaki ve açınızın dışındaki, yani arada herhangi bir obje olması gerekiyor, işte duvardır, kapıdır, anladınız. Bu alandaki survivor'ları görebilirsiniz. Fakat sahip olduğunuz ters ayı tuzakları 3'e düşer, aynı zamanda Jigsaw'un kutularını 2'ye indirir. Sıradaki katilimiz The Plague, Prayer. Kan havuzundan kan alma süresini kısaltır. Kusma barınız full doluyken hareket hızınız biraz artar. Olibanum. Kusmuk barını doldururken hareket hızınız biraz artar. Limestone. Objelerdeki enfeksiyon süresini biraz uzatır. Yani atıyorum işte bir dolaba, bir taşa kusabiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Ve oralar enfeksiyon kapıyor belli bir süreliğine. Buradaki süreyi uzatıyor arkadaşlar. Healing. Tekrar kusmak için beklemeniz gereken süreyi biraz azaltır. Prophylactic. Kusmun süresini biraz uzatır. Yani daha çok kusarsınız. Böyle de iğrenç bir cümle oluyor ama. Potion. Tekrar kusmak için beklemeniz gereken süreyi orta derecede azaltır. Hematite. Objelerdeki enfeksiyon süresini orta derecede uzatır. Emetic. Kusmun efektini biraz arttırır. Blessed. Survivor'ların virüsten kurtulmak için gittiği musluklardan bir tanesi zehirli suya dönmüş olur. Raving. Kusmuk barını doldurma hızı orta derecede artar. Infected. Kusmun efektini orta derecede arttırır. Incensed. Kusmuk barını doldururken hareket hızınız biraz artar. Tekrar kusmak için beklemeniz gereken süreyi orta derecede azaltır. Exorcism. Kusmun süresini orta derecede uzatır. Ashen. Survivor'ların virüsten kurtulmak için gittiği musluklardan bir tanesi zehirli suya dönmüş olur. Aynı zamanda objelerdeki enfeksiyon süresini biraz uzatır. Worship. Kan havuzunu aktif etme süreni orta derecede azaltır. Kusma barınız fullken hareket hızınız orta derecede artar. Vile.
kusmuğun efektini önemli ölçüde arttırır. Severed. Survivor'ların birbirleriyle olan etkileşimlerinden enfeksiyon kapma seviyeleri önemli ölçüde artar. Atıyorum bir Survivor enfeksiyonlu, diğeri ise onu heal'lamaya geldi veya aynı jeneratör yapıyorlar. Diğer Survivor'ın da enfeksiyon kapma seviyesi önemli ölçüde artıyor. Devotees. Kusma sürenizi önemli ölçüde arttırır. Iridescent. Kusma barınız fullken hareket hızınız orta derecede düşer. Kusma süreniz müthiş ölçüde azalır. Fakat her bir jeneratör bittiğinde kusmuğunuz tek atan kusmağa döner. Black. Hastalık kapan Survivor'ların aurası size 5 saniye boyunca gözükür. Bir diğer katilimiz The Spirit, Zori. Özelliğini kullandığındaki hareket hızını biraz arttırır. Shiwase. Özelliğin kullanım süresini biraz arttırır. Origami. Özelliğin tekrar dolma hızını biraz arttırır. Gifted. Özelliğe geçme süresini biraz azaltır. Yani o hayalet modunuza geçerken bir zaman gerekiyor arkadaşlar. O süreyi azaltıyor. Daha hızlı bir şekilde geçmiş oluyorsunuz yani. White. Özelliğe geçme süresini orta derecede azaltır. Rinse. Özelliğin tekrar dolma hızını orta derecede arttırır. Muddy. Özelliği kullandığındaki hareket hızını orta derecede arttırır. Kind. Özelliğin kullanım süresini orta derecede uzatır. Juniper. Özelliğe geçtiğinizde bıraktığınız sahte frekansın kalitesini biraz arttırır. Yani özelliğinize geçtiğinizde sizin kullanımınız sahte frekansınız çıkıyor ya arkadaşlar. Bunun kalitesini biraz arttırıyor. Rusty. Özelliğin tekrar dolma hızını önemli ölçüde arttırır. Katsumori. Özelliğin kullanım süresini önemli ölçüde uzatır. Katana. Özellik bittikten sonra tekrar normal haline dönerkenki süre biraz uzar. Fakat özellik bittikten sonra tekrar normal haline döndüğünde hareket hızın biraz artar. Dirty. Özellikteki hareket hızını önemli ölçüde arttırır. Bloody. Özelliğe geçiş süresini önemli ölçüde azaltır. O karşım yakıyor ki. Özelliğin kullanım süresini orta derecede arttırır. Özellikteki hareket hızını orta derecede arttırır. Özelliğin tekrar dolma hızını orta derecede arttırır. Wakizashi. Özellik bittikten sonra tekrar normal haline dönerkenki süre orta derecede uzar. Fakat özellik bittikten sonra tekrar normal haline döndüğünüzde hareket hızınız orta derecede artar. Prayer. Özelliğindeki sesi ortadan kaldırır. Yani özelliğinizde bir frekans gibisinden bir ses geliyor. Tabi böyle çirkin değil mi? İşte o sesi tamamen ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Dried. Sahte frekansın süresini biraz arttırır. Yani özelliğinize geçtiğinizde bıraktığınız frekansın orada kalma süresini arttırıyor. Aynı zamanda da sahte frekansın kalitesini biraz arttırarak Survivor'ların onu gerçek sanma ihtimalini çoğaltmış oluyor. Mother. Özelliğin hızını müthiş ölçüde arttırır. Survivor'ların ayak izleri özellik kullandığınızda artık görünmez hale gelir. Fathers. Survivor'ların kan izleri özellik kullanırken size görünür olacaktır. Ayak izleri değil arkadaşlar, kan izleri, buranın altını çiziyorum. Survivor'ların kan izleri özellik kullanırken size görünür olacaktır. Sıradaki katilimiz Trapper. Trapper Stack. Ekstra bir ayı tuzağı ile oyuna başlarsın. İki tane ayı tuzağını aynı anda taşıyabilirsin. Trapper Gloves. Ayı tuzağı kurma hızını biraz arttırır. Strong. Ayı tuzağı sabotaj, yani tamamen kırma, bozma değil, tamamen kırma süresini biraz uzatır. Yani Survivor'lar zaman kaybeder. Ayı tuzağını etkisiz hale getirme süresini biraz uzatır. Birisi tamamen kırma, birisi etkisiz hale getirme arkadaşlar. Padded. Ayı tuzakları bastıklarında kurbanlara hasar vermez. Fakat basılan ayı tuzaklarından kazandığınız puan %100 artar. Trapper Bag. Ekstra bir ayı tuzağı ile oyuna başlarsın. 3 tane ayı tuzağını aynı anda taşıyabilirsin. Trap Setters. Ayı tuzağı kurma hızını orta derecede arttırır. Serrated. Ayı tuzağı ile yaralanan Survivor'lar iyileşene kadar hemorrhage efektine yakalanır. Yani daha şiddetli kanayıp katilin daha rahat takip edebileceği izler bırakırlar. Lugwood. Ayı tuzağını orta derecede daha karanlık hale getirir. Zaten ekranda görüyorsunuz arkadaşlar normaldeki haliyle boydan su kullandığınızdaki fark ne oluyor? Bunu görüyorsunuz ekranda. Forcoil. Ayı tuzağı sabotaj süresini orta derecede uzatır. Ayı tuzağı bozma süresini orta derecede uzatır. Wax. Ayı tuzağından kaçma şansını orta derecede düşürür. Tar. Ayı tuzağını önemli ölçüde karanlık yapar. Gördüğünüz gibi normaldeki hali ve bu addons kullandığınızdaki hali ekranda etkili yerlere koyduğunuz zaman görülmesi imkansız hale geliyor diyebilirim. Setting. Ayı tuzağı kurma hızını önemli ölçüde hızlandırır. Ayı tuzağından kurtulma veya birisini kurtarma süresi orta derecede uzar. Secondary. Ayı tuzağı sabotaj etme süresini önemli ölçüde uzatır. Ayı tuzağı bozma yani etkisiz hale getirme süresini önemli ölçüde uzatır. Rusted. Ayı tuzağı ile yaralanan Survivor'lar orta derecede Mangled efektine maruz kalırlar. Staged. İki tane ekstra ayı tuzağı ile oyuna başlarsınız. İki tane ekstradan ayı tuzağı taşıyabilirsiniz. Oily. Ayı tuzağı sabotaj etme süresini müthiş şekilde uzatır. Ayı tuzağı bozma süresini müthiş ölçüde uzatır.
Warning. Tuzağa yakalanıp tuzaktan kurtulduğunuzda yere düşmüş halde olursunuz. Fastening Tools. Ayı tuzağı kurma hızını müthiş ölçüde hızlandırır. Ayı tuzağından kurtulma veya birini kurtarma süresini önemli ölçüde uzatır, ayı tuzağından kaçma şansını orta derecede düşürür. Iridescent. Her 30 saniyede bir haritada kapalı olan bir ayı tuzağı açılır. Yani gidip sizin kurmanıza gerek kalmaz. Bloody. Bir tuzak sağlıklı bir survivor tarafından etkisiz hale getirildiğinde veya sabotajlandığında, buraya yanlış yazmışım özür dilerim, o survivor yaralı hale gelir. Ayı tuzağını sabote etme süresi biraz uzar, ayı tuzağını bozma süresi biraz uzar. Sıradaki katilimiz Wraith, The Serpent. Wraith, bir paleti kırdığında veya bir jeneratöre hasar verdiğinde görünmezlikten çıkar. Hound, görünmezken kan izleri normale göre önemli ölçüde daha görülebilir olur. The Ghost, görünmezlikten çıktıktan sonra Wraith'in kalp atış sesi ve kırmızı ışığı 6 saniye boyunca görünmez kalır. The Beast, görünmez haldeyken survivorlar kalp atış sesini duyar. Bir survivor'ı stalkladığınız ve ona sürpriz atak yaptığınızda kazanacağınız blood points %100 artar. Bone, survivorlar bu addons'u taktığınızda görünmezlik zilinin menzilini ve yönünü saptayamazlar. Yani atıyorum işte sağımdan ding dong sesi geldi, solumdan ding dong sesi geldi, katil burada, olayı ortadan kalkar. Blink, Wraith'in görünmezliğe girme süresini önemli ölçüde azaltır. Windstorm, Wraith görünmez haldeyken orta derecede hızlanır. Fakat Wraith görünmez değilken hızı biraz azalır. Swift Hunt, sürpriz ataklar survivorlarda 60 saniye boyunca blindness efektini tetikler. Yani survivorların kancıları görme, yerde yatanları görme ve aura okuma addons veya da perklerini devre dışı bırakır. Windstorm White, görünmezken Wraith'in hareket hızını önemli ölçüde arttırır. Fakat Wraith görünmez değilken hareket hızını biraz azaltır. Swift Hunt, Wraith'in yeniden ortaya çıkma süresini biraz azaltır. Shadow Dance, Wraith görünmezken palet kırma, dolap açma, pencereden atlama veya jeneratörlere hasar verme süresi önemli ölçüde azalır. Blink, Wraith'in görünmez olma süresini önemli ölçüde azaltır. Blind Warrior, sürpriz ataklar survivorlarda full bir şekilde iyileşene kadar Mangled ve Hemorrhage efektlerini tetikler. Yani Mangled efekti survivorların iyileşmesini %20 yavaşlatır, Hemorrhage efekti ise daha şiddetli kanayıp katilin daha rahat takip edebileceği izler bırakmalarına vesile olur. Blink, Wraith'in görünmez olma süresini önemli ölçüde azaltır. Windstorm, görünmezken Wraith'in hareket hızını müthiş ölçüde arttırır. Fakat Wraith görünmez değilken hareket hızını biraz azaltır. Swift Hunt, Wraith'in ortadan kaybolma süresini önemli ölçüde azaltır. Shadow Dance, Wraith görünmezken palet kırma, dolap açma, pencereden atlama veya jeneratörlere hasar verme süresi müthiş ölçüde azalır. All Seeing, Wraith'in aura okuma yeteneğini açar, görünmezken 12 metre yakınınızda olan survivorları görebilirsiniz. Coxcomb, görünmezlik zilini tamamen sessiz yapar. Yani survivorlar siz görünmez olurken de görünmezlikten çıkarken de sizi duymazlar. All Seeing, Wraith'e aura okuma özelliği açar, görünmezken tamir eyleminde olan jeneratörler Wraith'e gözükür hale gelir. Yani o an survivorlar hangi jeneratörü veya jeneratörleri yapıyorsa bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Evet gençler, sıra geldi son katilimiz olan Ghostface'e. Oyuna son eklenen katilimiz biliyorsunuz ki. Philly, her bir jeneratör bittiğinde özelliğiniz fullenir. Wall Eyes, özelliğinizin tekrar dolma hızını biraz arttırır. Headlines, stalk yaparken hareket hızınız biraz artar. Cheap, stalk yaptıktan sonraki tek atma barının bitiş hızını biraz yavaşlatır. Yani survivorlara tek atmak için biraz daha fazla zamanınız olur arkadaşlar. Telefoza, biraz daha fazla stalk puanı alırsınız. Stalk yaptıktan sonraki tek atma barının bitiş hızını biraz hızlandırır. Yani bu sizin için bir dezavantaj. Reusable, eğilmiş haldeyken hareket hızınız biraz artar. Olsons, stalk yaparken hareket hızınız orta derecede artar. Olsons Address, özelliğinizin tekrar dolma hızını orta derecede arttırır. Marked, survivor'ın katilin yerini tespit etmesi için gerekli olan mesafeyi biraz azaltır. Yani şöyle, survivor'ların sizi görmesi için, yani yerinizi spotlaması için gerekli olan mesafe düşer. Böylece çok uzak bir mesafeden falan sizi spotlayamazlar. Bu da sizin için bir avantaj. Olsons Vault, stalk yaparken hareket hızınızı önemli ölçüde arttırır. Leader Knife, eğilmiş haldeyken bir survivor'a vurmak onu hemorrhage efektine maruz bırakır. Yani daha şiddetli kanayıp katilin daha rahat takip edebileceği izler bırakır. Aynı zamanda eğilmiş haldeyken hareket hızınız biraz artar. Lasting, stalk yaptıktan sonraki tek atma barının bitiş hızını önemli ölçüde yavaşlatır. Knife, eğilmiş haldeyken bir survivor'a vurmak onu mangled efektine maruz bırakır. Yani o survivor'ın iyileşmesi %20 yavaşlar. Aynı zamanda eğilmiş haldeyken hareket hızınız biraz artar. Shield, özelliğinizin tekrar dolma hızını önemli ölçüde arttırır. Victims,
Survivor'ın katilin tespit göstergesini tetiklemek için gerekli olan minimum mesafesini müthiş ölçüde azaltır. Yani atıyorum maksimum 20, minimum da 10 mesafeye kadar tetikliyorsa minimum mesafeyi belki de 2-3 metreye indiriyor. Yani Survivor'ın yakınınızda olması gerekiyor sizi görebilmesi için, spotlayabilmesi için. Bu da sizin için çok büyük bir avantaj. Night Vision. Önemli ölçüde daha fazla stalk puanı alırsınız. Stalk yaptıktan sonraki tek atma barının bitiş hızını önemli ölçüde hızlandırır. Bu sizin için bir dezavantaj. Drop. Eğilmiş haldeyken hareket hızınız orta derecede artar. Drivers. Survivor'ın katilin yerini tespit etmesi için gerekli olan mesafeyi önemli ölçüde azaltır. Ghostface. Köşelerden eğik bir şekilde stalk yaparsanız, yani lean and stalk olayı, stalk puanınız müthiş ölçüde artar. Düz bir şekilde stalklarsanız, stalk puanınız müthiş ölçüde azalır. Outdoor. Stalk'unu fullediğiniz bir Survivor'ı düşürdüğünüzde, kalp atış menzilinizin dışındaki bütün Survivor'ların auraları size gözükür. Gençler, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım video işinize yaramıştır. Gerçekten hani tek tek elimizle çevirdiğimiz bir çeviri oldu. Fotoğraflarını tek tek elimle hazırladığım bir çeviri oldu. Aynı zamanda yazıda bazı şeyleri anlayamayabilirsiniz diye seslendirme yaparak hepsini açıklamaya da çalıştım. Katil mainler için umarım faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi sizden tek isteğim, eğer eleştirecekseniz bunu uygun bir dille yapınız. Sizden tek ricam bu. Başka da bir şey istemek haddime değil zaten. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler arkadaşlar.